Merhaba herkese. Cengiz Kılıç'ın ürettiği ısıtmalı montu birazdan bu dört bir tarafına taktığımız termokupullar sayesinde birazdan iklimlendirme cihazına koyacağız ve orada montun performansını göreceğiz. Isı değerlerini göreceğiz. Eksi 20 derecede montun performansını hep birlikte izleyeceğiz. Evet, az önce bahsettiğim iklimlendirme cihazının önündeyiz. Montumuzu iklimlendirme cihazına koyduk. Dediğim gibi dört tarafına termokupullar koyduk ve eksi 20 derecede montumuzun performansına bakacağız. Eksi 20 derece ayarladık. Şu an 23 derece içerisi. İklimlendirme cihazının içerisi 23 derece. Ayrıca burada iki tane termokupulun değeri var. Üst taraftaki rezistansın değerleri var. İki tane rezistansın değeri var. 26 derece ikisi de. Eksi 20 derecedeki testimiz devam ediyor. 1 dakikalık bir süre geçmeden ürünümüzün değerleri artmaya başladı. Ve şu an 22 derece cihaz. Eksi 20 dereceye düşmesini bekleyeceğiz ve göreceğiz şu an ürünümüzün değerleri bu şekilde. 41 derece ve 42 derece. Yani şu an eşit. Birazdan tekrar değerlere bakacağız. Bu arada kronometremiz de çalışıyor. Şimdi 1 dakika oldu. Ve 1 dakikadan az bir sürede bu şekilde değerler. Testimiz devam ediyor. Şu anda ikinci dakikadayız. 2,5 dakika oldu. Değerlere bakıyoruz. 46 derece ve 46 derece iki rezistansın değeri. 18 derece şu an cihazın içindeki sıcaklık. Testi videoya çekmeye devam edeceğiz. Şu an iklimlendirme cihazının derecesi eksi 4, eksi 5'e iniyor. Değerlerimiz bu şekilde. 48 derece ve 45 derece şeklinde ve ısıtmalı mont 10 dakikadır içeride çalışıyor. Evet, testimiz devam ediyor. 24. dakikadayız. Eksi 4 iklimlendirme cihazının İç sıcaklığı eksi 4. Değerlerinize bakalım. İki rezistansın da değeri burada. Biri 39 derece, biri 48 derecede şu anda. Eksi 4 derecedeki performansı ısıtmalı montun. Ve dediğim gibi 24 dakikadır içeride mont. Evet, ısıtmalı montumuzun testi devam ediyor. Böylece ısıtmalı montumuzun da kararlı çalışmasını da görmüş oluyoruz. 59. dakikadayız. 60. dakikaya gelmek üzereyiz ve gayet kararlı bir şekilde çalışıyor. 28 derece ve 22 derece. Cihazın içi, iklimlendirme cihazının içi şu anda eksi 11 derecede ve 60. dakikadayız. Isıtmalı montun testi devam ediyor. 1 saat 23 dakika oldu. Montun iki ayrı yerinde termokupullar var. Biri 26 derece ve biri 23 derece gösteriyor. Bence gayet iyi bir performans. Şu an ısıtmalı düzeltiyorum. İklimlendirme cihazının içindeki sıcaklık eksi 12 derece. Eksi 20 dereceye kadar bekleyeceğiz. Ve ürünün performansını hep birlikte izleyeceğiz. Evet, Cengiz Kılıç'ın ürettiği ısıtmalı montu test ettik ve test aşamasının sonuna geldik. Ekranı alabilirsek. Şu an iklimlendirme cihazının içi eksi 20 derece. Bence insanın
insan vücudunun hissettiği çok daha fazladır bence. Şu an içinde bir insan olmadığı için tabi bunu bilemeyiz ama bence insan vücudu çok daha fazla, yani eksi 30 gibi hisseder diye düşünüyorum. Ürün çok kararlı çalıştı. Eksi 20 olmasına rağmen montun içerisi şu an 20 derece. İki tane iki yerden baz aldık. Eksi 20 derece, pardon 20 derece şu anda. Ve 1 saat 59 dakika, yani 2 saattir ürün içeride çalışıyor ısıtmalı mont. Verilerimiz bu şekilde. Şimdi cihazı kapatıyorum. İklimlenme cihazımızı. Evet. Kapağı açıp ısının nasıl çıktığına bakacağız. Birden çok ciddi soğuk ve şunu da belirtmek isterim. Buralar çok ciddi soğuk şu anda. Montu sırt üstü yatırdığımız için direkt rezistanslara bu soğuk demirler değiyor. Yani bu veriler %100 doğru çıkmayabilir. Yani 22-23'dir. Yani 22-23 derece gibi düşünebiliriz. Bence çok kararlı çalıştı, güzel çalıştı. 2 saattir çalışıyor mont. Şu an derecenin çıktığını görebiliyorsunuz birden. Yani cihazı iklimlendirme cihazını kapattıktan itibaren derece yükselmeye başladı. Evet. Bence gayet iyi. Montumuzu açıyoruz. Evet. Şu an montu açtığımız için bakalım, sıcaklık gayet iyi. 22 dereceye çıktı. Testimiz bu kadar. Çok ciddi bir soğukta. Şu an görüyorsunuz buralar buz gibi. Çok ciddi bir soğukta. Eksi 20 derecede denedik ısıtmalı montu. Böyle bir ürünü ürettiği için Cengiz Kılıç'a teşekkür ediyoruz. Biz kampçılar için çok ideal bir şey üretmiş. Güvenle kullanabiliriz. Teşekkürler. Hoşça kalın.